Yani aslında Hafsalan hiç gitmedi, öyle mi? Hayır, gitmişti. Ne ara gitti, ne ara geldi? Bir ara gitmişti, sonra kafama sopayı yiyince tekrar geri geldi. Ama sen gelmemiş gibi yaptın, öyle mi? Aynen öyle. Daha sonra da gelmiş gibi yaptın, ha? Aynen öyle yaptım. Daha sonra da gitmiş gibi mi yaptın? Daha sonra ne yaptın? Tam... Ay, kafamı karıştırdın Babür. Neyse, sonuçta Yasemin'le evlenmekten kurtuldum ya, o yeter. Sen var ya sen. Seni de uzaktan gören saf sanır, aptal sanır, camış sanır ama sende ne cevherler varmış kardeşim. Camış mı? Ben uzaktan camış gibi mi görünüyorum Babür? Önemli olan yakından nasıl durduğun. Bir de bana Ateş Babür derler. Sana senden başka hiç kimse Ateş Babür demiyor ki Babür. Sen kendine diyorsun Ateş Babür. Alacağın olsun kardeşim, beni bile kandırdın. Yalnız bana bak, bu aramızda kalacak ha. Yoksa hayatta Yasemin'le evlenmekten kurtulamam, bu sefer zorla evlendirirler beni. Benden laf çıkmaz. Ha, diyelim ki çıktı. Hemen inkar ederim. Ez cümle, sen rahat ol kardeşim. Çok da rahat olamıyorum ama neyse Babür, bak şimdi ben şuradan kaçacağım, tamam mı? He. Maria'yı bulmam lazım. He. Sen de kapıyı kolaçan et, bir gelen olursa bana haber ver, tamam mı? Tamam. Hadi göreyim seni. Hadi. Buradan çıkacaksın ha? Ne yapayım? Kapıdan çıkamam ki. Tabii. Ben Hela'ya gitti falan derim. Bir şey deme, kapıyı gözetle yeter. Tamam, tamam. Güzel. Hadi bakalım. Hakkını helal et. Helal olsun, hadi git. Yusuf. Ne yapıyorsun sen kardeşim? Elif, Yusuf geldi. Yusuf, Elif geldi. Sağ ol Babür. Odayı nur doğdu adeta. Ne? Pencereyi açınca güneş ışığı karanlıklar aydınlık oldu işte bir anda. Ay Yusuf, ne yapıyorsun orada öyle kardeşim? Hafızam yerine gelsin diye hava alıyorum. Ne var bunda? Ha. Annem dedi ki gelsin de bir kafasına bakayım dedi. Anan hekim miymiş? Dur, saçmalama ya. Hadi gel, hadi çabuk çık oradan. Hadi. Sırıtma, yardım et bari. Yavaş. Gel, gel, gel. Ay yavaş, yavaş. Gel lan. Ay, ay, ay. Ay, zaten çocuğun aklı yerinde değil, kemikleri de kırılacak. Allah, gel. Gel. Hadi git gel. Buradayım ben. Şimdi bu piruzola böyle piştiği zaman ne güzel olur değil mi? Ağzımıza layık. Vekili harç beycu. Böyle ızgaranın üstünde yağları çozur. Çozur, çozur. Tas. Çozur, çozur. Şıpır, şıpır. Pişireyim mi Monşer Yahya Efendi? Yok yok, şimdi pişirme. Şu bana şöyle muntazam bir hale getireyim, ondan sonra pişiririz. Bana pişir, hadi pişir. Simuple, bonsuar, hemhaft, hadi bana pişir. Bir kalem, kır kalemi. Sen, bana, şimdi hiç çabarlık. Doğru kapıya, hadi. Akşama kadar orada göbek tutacağım. Tamam mı? Yemeğe ben sana gönderirim, hadi. Eski kaya. Bu kıyafet her zaman üzerimde kalmaz. Elbette ki eski görevimi geri alırım. İşte o zaman yakacağım seni, yakacağım. Aman, çok korktum. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın be adam. Bayağı cürmün de var ama. Evet Allah. Senden korkan senin gibi olsun. Hadi doğru nöbete. Oru var. Çalışmadan da vakit geçmiyor ki. Geçmez, geçmez. Siz ne işle meşgulsünüz? Kazacağım ama artık şimdi. Oğlum, terzi değil miyiz biz? Siz öyle diyorsanız öylesinizdir. Neden kızıyorsunuz ki? Tamam be, sakin ol. Sakin ol. Tamam, kızmıyorum. Kızmıyorum oğlum. Tamam. Hanım, ben kahveye gidiyorum. Siz Yusuf'a mukayyet olun. Maazallah, gider mi der? Bir daha aramayalım şunu. Olur. Merak etme baba. Olur. Göz kulak oluruz biz. Ben de verdim, umuyorum o da. Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm selam Yakup Ustaç.
Geçmiş olsun be Yakup Usta. Sağ olasın Danya. Herkes iyi kötü bir ceza aldı ama bir tek senin dükkan kapandı. Vay, neden öyle oldu da? Ben küreyi paşanın kafasında kıracaktım da yine de paha o kadar ağır ceza vermedi. Ben de pasaya baykuş dedi. Benim de dükkanı mühürlemedi. Bizim onunla hukukumuz eskiye dayanır. Hep öyle dersin ama hiç anlatmazsın bre. Ağzımızın tadını bozmayalım şimdi İsfan. Zaten tadımız yok bugünlerde. Yusuf nasıl oldu Yakup Usta? Aynı tas, aynı hamam. Ne iş yaparsın sen diye sordu bana. Tüh, vah vah. Kafayı yemiş besbelli. Hem de peynir ekmeksiz yemiş. Kusura bakmayasın Yakup Usta'cığım. Hep bu babür yüzünden. Ulan o herifi ne zaman görsem böyle elim boşta kalır. Bir şey yarar. Sopa mı olur, tabure mi olur, tepsi mi olur? Tutup kafasına indiresim gelir ya. Böcek mi eziyorsun bre? Heh. İşte tam da öyle bir hissiyat. Neyse neyse. Siz şimdi bunları bırakın da şu cezaları nasıl ödeyecekseniz onu düşün. Çıksak paşanın huzuruna, konuşsak. İşe yaramaz. Keçi gibi inatçıdır. Benim kadar inatçı olamaz da. Ne diyorsun? Gideyim konuşayım mı diyorsun? Yok, ben yalnız gitmem. Ben korkarım paşadan. O zaman toplasıp gitmek lazım gelir. Neticede pasada insandır. Belki halden anlar. Seyit Ali. Oğlum bize birer kahve yap da şu meseleyi etraflıca bir tartışalım. Tamam, peşine de bir şerbet vereyim mi? Asana gal. Sen mi ısmarlıyorsun? Yok ya, sen ısmarlarsın diye de al. İyi, ver hadi. Ver de tatlı içelim, mevzunun nihayetini tatlıya bağlayalım inşallah. Ha şöyle, Yakup Usta gelmezse de sen duş önümüze, öyle çıkalım paşanın huzuruna. Şeyi bizzat gidip benim bırakmam lazım. Neymiş oğlum? Ver ben götüreyim, bırakayım. Ayak yoluna gideceğim. Hacetimi göreceğim. Tamam git. Git hadi git. Evin içinde de kaybolacak diye canım. Yok canım. O kadar sık boğaz etmeyelim çocuğu. Değil mi? İyi hadi. Beni sevdiğini söylerken, tam nikah kıyılacakken olanlara da bakın. Ya her şeyde bir an doluverdi zaten. Allah'ın sopası yok ama Mangal Hasan abinin sopası var değil mi? Allah'ın işi işi işte diyecektim. Aklı ne zaman geri gelir acaba? Olmaz olmaz dememek lazım ama benim merak ettiğim asıl mesele, hafızası geri gelse bile bakalım seni isteyecek mi? Allah! İster ya, neden istemesin? Kendi istedi ya beni. Orasını göreceğiz. Elif, git çal şunun kapısını bakayım. Ben niye çalıyorum ya? Sen git çal. Ben giderim. Sen dur, ben bakarım. Yusuf, ne yapıyorsun orada? Abla beni bir tek sen anlarsın. O yüzden sana gerçeği anlatayım da dinle. Yusuf, bakışların yine değişmiş senin. Yusuf, Yusuf bakıyorsun aynı. Abla ben sizi kandırmak zorunda kaldım, beni affedin. Başka çarem yoktu. Aklın geldi mi? Geldi. Yoksa senin aklın hep yerinde miydi? Yok. Hayır, bir ara gerçekten aklım gitmişti. Ama sonra nikahta
aklım yerine geldi. Ama bu oyunu oynamaya devam etmek zorundaydım. Çünkü ne Yasemin'in hayatını ne de kendi hayatımı mahvedemezdim. Beni affedin. Tamam. Git otur şöyle. Gel. Şimdi her şeyi anlat ablana. Hı. İdris, çal bakalım kapıyı. Ben neden çalarım? Sen çal İsvan. Hem benim elim doludur. Ben niye çalacağım? Öteki elinle çal. İyi ulan ben çalarım. Çekil. Kahya! Kahya Behzat! Ne var be adam? Sesin de ne kadar gürleşmiş senin. Aç kapıyı. Dilinde pek uzamış. Kapıyı aç dedim. Emirlerime karşı gelme. Burnunda pek büyümüş. Kapıyı aç. Dilinde pek uzamış. Bana bak Behzat, kapıyı aç dedim. Hiçbir kuvvet bana bu kapıyı açtıramaz. Ne oluyor? Ne bu gürültü? Paşam, kapı çalınıyor. Fakat kahyamız kapıyı açmıyor. Öyle mi? O zaman ona başka bir vazife bulalım. Tez arabacıyı çağırın. Bakalım kahya olmak ister miymiş? Paşam. Aman paşam, benim ne haddime kapıyı açmamak. Hı. Efendim. Hemen, hemen. Ne istiyorsunuz? Paşa Hazretleri müsaitse bir görüşmek isterdik. Paşamız şu anda istirahatte. Kimseyle görüşemez. Siz şimdi gidin, daha sonra da hiç gelmeyin. Behzat kapıyı aç. Aa, esnaf. Paşam, esnaf. Paşam, rahatsızlık vermek istemezdik. Biz esnaf olarak geldik. Bir maruzatımız var da. Aa, öyle mi? Put cezalar hakkında konuşmak istiyoruz paşam. Fırıncı, o elindeki nedir yahu? Sizin için hamsili ekmek yaptım paşam. Size layık değil ama. Madem paşamıza layık değil, ne getiriyorsun be adam? Bire zındık, bire gafil, bire... Tam bir şey bulamadım. Kes Behzat! Buyurun, geçin bakalım. Ben evlatlık olduğumu öğrenince evden kaçmak istedim. Maria'yı da alıp çok uzaklara gitmek niyetindeydim. Onun da gönlü var mı? Var, yani var gibi. Ay, ne kadar harika. Anlat, anlat. Sonra konağa gittim Maria'yı almaya. Ama sonra orada bir aksilik oldu. Orasını hatırlamıyorum. Sonrasını zaten hatırlamıyorum. Sonra bir kendime geldim. Nikahtayım. Yasemin'le evleniyorum. Önceden söyleseydin ya bana. Elimizden ne gelir ki abla? Yani tek çare oyun oynamak. Kaçmak. Gitmek. Sonra belki geri gelirim. Gidecek misin şimdi? Var mı başka çare? Sen söyle. Git Yusuf. Senin mutluluğun hepimizin mutluluğu. Ben senin mutlu olmanı isterim. Benim için evlatlık olmak mesele olmadı. Sizsiniz benim ailem. Yani gerçek ailemin kim olduğunu merak etmiyorum bile. Çünkü siz benim gerçek ailemsiniz. Ben gittikten sonra bir vakit bekle. Sonra gerçeği söylersin bizimkilere, tamam mı? Git Yusuf. Git kardeşim. Dikkatli ol. Tamam, hakkını helal et. Helal olsun. Paşam, nizama karşı, hükmünüze karşı gelemeyiz. Lakin mağduruz. Kandırıldık paşam. Dolandırıldık. Kim kandırdı sizi? İsmini burada zikretmeye bile değmez paşam. Ama madem sordunuz, Babür adında bir avare var bizim çarşıda. Katibim dedi, defter tutarım dedi, esnafı mağdur etti. Paramızı da pesin aldı paşam. Siz de pek çabuk kandırılmışsınız yahu. Esnaf dediğin akıllı olur,
Cevval olur. Sormayın paşam. Ettik bir saflık. Kendimize de yediremiyoruz. Aslında o Babür'ün hakkından gelmesine geliriz evvelallah da... Bu cezalar olacak diyorsunuz. Benim 3 haftalık riskim gitti paşam. Bende 4 tane oğlan var. Toplasanız bir oğlan kadar akilleri yoktur. Yandım paşam. Yandım ki ne yandım? Madem ki öyle. Müsait değilim. Müsait değilim dedim. Yahu İkrama. Senin kulakların az mı işitiyor? Müsait değilim dedim. Sizi kendi ellerimle baklava açtım. Misafirlerinize ikram edersiniz diye. Sen laftan anlamaz mısın be adam? Paşanın konağına geldik. Ondan sonra bize... Çık dışarı! Ama bir şey ikram etmediler derlerse diye dedim paşam. Yahu! Sen gelinceye kadar biz burada tatlı tatlı konuşuyorduk. Bak şimdi ne oldu? Çık dışarı yahu! Çık! Bu konakta kimseye yaranılmıyor mu diyor. Yahu! Etrafımda bir tane akıllı adam yok be! Bir tane be! İşte böyle Babür. Bu iş bu sefer olacak inşallah. Helal olsun sana kardeşim. Yeri giriyor aklını kaybediyorsun ama aklına koyduğundan vazgeçmiyorsun. Eyvallah. Ben şimdi o konağa gideceğim. Yengeyi alıp kaçacaksın yani ha? Evet. O hiç gidemediğin uzak diyarlara gidiyorsun sonunda. İnşallah Babür. İnşallah. Beni de götür kardeşim. Ne? Beni de götür. Mangala sen beni buralarda yaşatmaz artık. Öldürür beni. Maria yengenin çeyizini taşırım. At sürerim. Ocağınızı yakarım. Çiçekleri sularım. Ekmek alırım. Çocuklar, dayıları olurum onların ben. Dayılarıyım onların ben. Babür bir sakin ol. Hele ben bir gideyim. Bir yerleşeyim, bir düzenimi kurayım. Ondan sonra sana haber veririm. Gözün arkada kalmasın kardeşim. İcab ederse ben o mangala sana zaten sol elimle bile haklarım. Da icap etmiyor işte. Hiç değişmeyeceksin değil mi Babür? Değişme. Hadi tutmayayım seni artık git. Hadi, hadi eyvallah. Yusuf! Ablamdan ayrılmak bile daha kolay oldu. Duygulandırdın beni oğlum. Bana oradan mektup yaz. Okumam yazmam yok gerçi ama... biraz uğraşırsam hallederim en nihayetinde. Tamam. Hadi o zaman yolcu yoluna gerek. Hadi sağlıcakla kal. Sana emanet buralar. Gözün arkada kalmasın. Hadi git. Burada. Yukarı mı geleceksin? Sakın konağa tırmanmaya kalkma, sakın. Ya hayır! Aşağı gel. Sen aşağı gel. Aşağı. Konuşmamız lazım. Konuşmamız lazım, aşağı gel. Bekle. Sessiz ol. Hayır, bağıracağım. Elif, Yusuf nerede? Gelir şimdi, ablam bakmaya gitti anne. Vesile, Yusuf nerede? Bilmem, nerede? Ne diyorsun abla sen? Sen Yusuf'a bakmaya gitmemiş miydin Vesile abla? Öyle mi yapmıştım? Ay çok dalgınım şu günlerde. Ay Allah'ım, kızlar hadi bakın şuna neredeymiş. Allah Allah, nereye kayboldu bu çocuk? Yusuf! Yusuf neredesin kardeşim? Niye geldin buraya? Git Sevcan'ın yanına dön. Maria bir dakika dur. Bırak kolumu vallahi amcama söylersem görürsün gününü.
Ya benim sevcem falan yok ki. Nasıl, sen evlenmedin mi? Evlenmedim. Ben sizin konağa tırmanmaya çalışırken merdivenden düştüm. Yere düşünce de hafızamı kaybettim. Biliyorum. Tamam. İşte ondan sonra nikah sırasında hafızam geri geldi. Nikahtan evvel mi? Evet. Nikahtan evvel. Evlenemeden evvel. Elhasılı vel kelam paşam. Hükmünüze karşı gelmek gibi bir gaflete kat'a düşmeyiz. Ama adaletinizden medet umarız. Eh, madem siz de mağdurum diyorsunuz, ben de... Ceviz ağız bunu. Anlamadım. Baklavanın diyorum, ceviz ağız. Saçım vuri! Lan ne çekip duruyorsun? Niye mi yutacaksın da? Baklava mı yedin sen? Baklava mı yedi bu? Haşa paşam, yapar mı öyle bir densizlik? Yedim yedim. Yedim de teşhis manasında yedim. Ben bu işten anlarım paşam. Bu baklavanın cevizi azdır. Sizin aşçı cimrilik yapmış. Siz esas bu baklavayı gelip benim fırından alıp yiyeceksiniz da. Ya! Yeter be! Siz kimin huzurunda zannediyorsunuz kendinizi? Haşmetli Cevdet paşamızın. Paşam siz fırıncının kusuruna bakmayın ne olur. En son madem mağdur oldunuz diyordunuz pasam. Ne? Madem mağdursunuz. Yok yok, ceviz ağız bunun. Ne? Yakalın karşımdan be! Ama paşam... Aması falan yok. Siz de biraz akıllı olsaydınız da çarpılmayaydınız o avare dediğiniz adama. Demek ki aranızda en akıllısı oymuş. Etmeyin pasam. Yaşa! Yaşa! Emredin paşam. Şunlara kapıyı göster. Ne burada, kapı bu? Onu değil. Konağın kapısını ekmek attı seni. Hadi çek şunları karşımdan. Defol! 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 Kız! Hadi kız! Evet, doğru. Bunun cevizi eksik yahu. Allah. Ekrem! Hadi oğlum defol! Özellikle de sen defol İsvan. Sen daha bir defol. Defolun. Ulan İdris. Ulan İdris. Paşa neye sinirlendi ki? Ben hiçbir şey anlamadım. Yürü ulan. Ben sana anlatırım sonra. Yürü. Yaktın hepimizi. Ne vardı boğazını tutsaydın az? Ben acıktığımdan yemedim ki. Mesleki merak icabı yedim. Acaba hangimiz daha iyi baklava yapay dedim. Ulan hala konuşuyor. Ah. Ulan ne bulaşsın? Elimde kalırsın İdris. Ula paha bak. Tersin tersin benim. Ne? İdris. Ulan yemin olsun ulan bütün yutarım seni. O ne? Eyvah ki ne eyvah. Mangal Hasan abi, işte şimdi yandın oğlum Yusuf. İşte şimdi yandın. Çarşı. Mangal Hasan. Bittim. Yusuf, ne işin var senin burada? Oo Mangal abi, Mangal Hasan abi. Hayır olsun inşallah ya. Bu ne güzel tartışma, rastlaşma. Ne arıyorsun sen burada? Ben Nasıl geldin sen buraya? Yayan geldim. Yayan öyle oradan öyle çarşıdan bir sallandım aşağı, hop buradayım. Saltanat kayığıyla gelecek değilsin ya ulan. Tabii canım, ne işim var? Onu sormuyorum. Ne sebeple buradasın? Neden geldin? Ben buraya ne sebeple geldim buraya? Ne sebeple geldim ben buraya küçük hanım? Ben buraya ne sebeple geldim? Söyleyin bakalım, ben buraya ne sebeple geldim? Küçük hanım? Hanım değil misiniz? Küçüksünüz de, küçük hanım işte. Ne demek ne sebeple geldim? Neden geldiğini bilmiyor musun? Yani şu hanımefendiye bakar mısınız? Ya ben ona sual soruyorum, buraya niye geldim diye. O da suale sualle karşılık veriyor. Tam küçük hanımlara özgü bir davranış. Yani ben buraya neden geldim bilsem size sorar mıyım küçük hanım? Demek öyle.
Demek öyle. Demek böyle. Nereden bileceksin koçum? Aklın başında değil ki. Zararsızdır hanımefendi, korkmayın. Artık zararlı mı, zararsız mı bilemiyorum. Nikah günü istemeden kafasına vuruverince inceden tırlattı. Yolunu şaşırmış besbelli. Ya işte böyle oldu. Ben Yusuf namına sizden özür dilerim. Riyanı yok. Hadi Yusuf, seni evine götüreyim. Zaten paşa hazretlerini kızdırdık. Bir de seni görürse iyice dellenir. Ulan ayrılma yanımdan. Yusuf ne araymış burada? Aklı başında değil ki, ne bilsin. Aklım başında mı benim? Abuk sabuk sorular sormayın bana. Hadi. Aslan kipin Yusuf, felek kipin davranır oldu. Vah ki vah, vah ki ne vah. Yahu olacak iş mi? Hiç olacak iş mi güzel Allah? Değil tabii, değil. Bir çocuğa sahip çıkamadık. Nasıl kaçtı bu çocukken? Kapıdan diye tahmin ediyoruz baba. İyi halt ediyorsunuz. Size bir görev verdim, onu da beceremediniz. Beceremedik. Vallahi beceremedik. Sokaklarda ne yapıyordur şimdi? Ne yapsaydım yani? Bağlasa mıydım çocuğu? Size emanet ettim, tutamadınız. Ya başına bir iş geldiyse? Allah korusun ya Rabbim, Allah korusun. Ben ne yaparım o zaman? Ne diyorsun hanım? Mır 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 duymuyorum. Ay, ben üzüntüden ne dediğimi, ne yaptığımı biliyor muyum bey? Ne vakit kaçtı bu çocuk? Öğle ezanı yeni okunduydu. Kızım, bana her şeyi anlattınız değil mi? Sizin bilip de benim bilmediğim başka bir şey yok değil mi? Yok baba. Ah kızım ah. Zavallı kardeşinize sahip çıkamadık ah. Çıkamadık, çıkamadık. Aslında hepinize bah. Ay Züleyha, Yusuf yine niye gelmiş? Evlenmiyor muydu o? Evlenmemiş. Ay neden? Anlat anlat. Tam evlenecekken aklı başına gelmiş. Ay ne gel git akıllı çocuk ya. Anlat anlat. İşte ondan sonra koşa koşa konağa benim yanıma gelmiş. Ay onu tutabilene aşk olsunmalı. Anlat anlat. Müsaade edersen anlatacağım dadı kalfa. Bir sus, bir sus. Ay çok merak ediyorum ne dedi, ne dedi sana? Aslında pek bir şey diyemedi. Amcamla konuşmaya gelen esnaftan birini görünce böyle pek bir irkildi. Allah Allah. Sonra böyle aklı yine başından gitmiş gibi yaptı. Sanırım böyle beni tanımıyormuş gibi yaptı. Neden acaba onu gören o esnaftan mı korktu ki bu çocuk? Vallahi o adam kimdi bilmiyorum ama Yusuf idam cezası aldığında ben o kadar korktuğunu hatırlamıyorum dadı kalfa. Demek ki ondan istedikleri şey ölümden beter bir şey. Ne talihsiz başım varmış. Tam da izdivacımız olacaktı. Bu çocuk da kendi haline ağlıyor. Kızım ağlama. Hay Allah, asabı dayanmadı çocuğun. Nasıl kaldırsın be? En mesut gününde bedbaht oldu çocuk. Siz Yasemin'le alakadar olun. Ben gidip şu haytaya bakayım. Nerede bulacaksam artık. Ah hanım ah! Ah boyumca kızlarım ah! Ah! Hepinize ah! Ah! İki dilim baklava için hepimizi sattın. O kadar kızacak ne var da? Yaparım size de bir tepsi baklava yersiniz. Hala baklava diyor bre. Sen otur Yusuf. He? Otur. Hasan ağam onca dil döktü. Sen bir çuval inciri berbat ettin. Sağ ne oluyor şerbetçi? Sanki dükkanım var, sanki defterim var, sanki paşa sana ceza kesti. Daniel haklı. Haklı tabii. Hiç götürmeyecektik seni İdris, hiç. Kalacaktın burada. İyi ki de geldim. Neden mi o? Gelmezseydim paşanın aşçısından ta mahir, baklava pişirme hususunda ta muvaffak bir fırıncı olduğumu asla bilemezdim. Ulan İdris! Yedin bir halt, bari sus gevezelik etme. Gözüme iyice babır gibi görünmeye başladın yeminle. Yani nasıl? Lüzumsuz bre! Yusuf? Oğlum. Ulan Yusuf, yılan gibi adamsın. Ne ara gitti bu oraya ya? Yakup Usta kelmeyeydi, yine kaçmış idi. Aklı başında değil ki, sonra ara ki bulasın. Neredesin oğlum sen? Hepimiz merak ettik seni.
Siz kimdiniz amca? Geç oğlum şöyle, geç. Geç. Geç otur. Geç. Kendine gelmişsin ama aklın hala yerine gelmemiş belli. Hey kurban oldu. Yusuf nasıl geldi buraya? Paşa konağına gittiydik ya. Oradaymış. Oradan aldık getirdik. Yusuf'u mu? Ne arıyordun oğlum sen oralarda? Nerelerde? Oralar nereler? Hep benim yüzümden Yakup Usta. Çocuğun aklı başında değil ki. Kim bilir hangi rüzgar attı oraya. Öyle olmuş herhalde. Yoksa ne işi var benim oğlumun o uğursuz paşanın yanında? Sorma Yakup Ustacığım. Aşçısı da kendi gibi bir baklava yapmıştı. Ağzımın tadı bozuldu. Şimdi daha iyice misin kızım? Evet Hatice Hanım. Geçecek bu günler inşallah güzel kızım. Geçecek. Üzülme. Ah, Elif kapıya bak kızım. Bakamam anne kusura bakma. Aa, o niye o? Yahu ben bu kapıyı açmaya korkar oldum artık. Ne gelen Maria'ysa? Kızım baksana şu kapıya. Ya Yusuf geldiyse? Ay hadi inşallah inşallah. Ben bakarım. Bakarım. Şu boş boğazlığına bir güncük ara versen Elif kızıma. İnşallah. Ben geldim. Kalk kız şuradan. Çık şuradan. Oy. Çık. Ben size kapıyı açmayalım dedim. Kız o neymiş? Ablam kapıyı açınca içeri bir yel geldi. Ondan dedim. Tövbe tövbe. Kız Hatice abla. Nasıl minik oldu dün? Daha doğrusu nasıl minik olamadı? Ama ben anlamıştım. Benim garibe demiştim. Bu işte bir gariplik var demiştim. Bu ne kıyafet ya? Ne varmış kıyafetimde? Fazlası var, eksiği yok. Paşa gibi giyinmişsin maşallah. Hani şu kapıdan giren şakah yeter mi acaba? Demesin zaten, aksi tezat. Benim paçalarımdan asalet akıyor. Pek doğru konuştunuz Kahya Behzat Beyciğim. Yani Şansölye'nin sarayında uşaklar böyle giyinirdi. Uşak mı? Sen nereden çıktın be adam? Mutfakta ha. Hadi şuna bir su doldu. Doldurayım. Ne suyu be adam? Hadi o lezzetsiz yemekleri yaptım mutfağa geri dön. Estağfurullah. Atasyon sebeple. Atasyon. At mı istiyorsun? Ne yapacaksın atı ya? At istemiyorum efendim. Yani nazarı dikkatinizi celp ederim diyorum. İyi bir aşçı hayattan beslenendir. Sosyal tebaada yerini alandır. Kendisini mutfağa hapsetmiş, kendisini mutfakta gadük bırakmış bir aşçı iyi bir aşçı başı değildir. Sen zaten iyi bir aşçı başı değilsin. O yüzden hadi yallah mutfağına yavan aşçı seni. Rica ederim Behzat Beyciğim. Yani siz benim için Kahya da olsanız, uşak da olsanız hala Behzat Bey'siniz. Pardon. Böyle lakırdı ederseniz vallahi de darılırım. Billahi de darılırım. Hatta sizinle hiç konuşmam küser. Küs de rahat edelim. Yavan aşçı seni. Ayarsız el, tuzsuz çorbacı, sarımsak suratlı, lezzet düşmanı. Hadi. Bu konakta da kimseye yarın olmuyor. Dört uşağım değil de iki uşağım olaydı bu ceza beni o kadar etkilemezdi ama. Ne yapalım? Artık bir lokma eksik yeriz. Şu cezayı peyderpey ödeyebilsek keşke. Ne yapıp edip borç harç bulacağız bir yerden artık. Pasa gibi bir tane müşterim olsa bu kız karnım tok, sırtım pek olur diyordum ama şu hale bak bir de. Bir eliyle verirken öteki eliyle canımızı çıkarır. Yaktın bizi pasam. Hep benim yüzümden oldu ağalar. Ya hayda, senin ne alakası var be Yakup Ustam? He ya, ne alakası var? O paşa bana düşman olmasaydı size de bu kadar ceza kesmezdi. He. Keşke sen başka çarşıda çalışaydın Yakup Usta. Hatta başka şehirde. Öyle şey söylenir mi biri? Kendisi öyle değil. Ben bir şey demedim ki. Sizin hususi husumetinizle bu cezanın bir alakası yok Yakup Usta. Başımıza ne geldiyse o babür denen çekirdeksiz üzümden geldi. Hay adi batasıca.
Alma şunun adını ağzına bile Hasan. Şeytan diye. Tut kulağından, at firunun içine. Ateş Babirmiş. Alsa ateş. Yok yok. Siz bilmezsiniz. O Cevdet'in bütün derdi benimle. İyisi mi? Ben konağa gideyim. Bir konuşayım bakalım şu paşa hazretleriyle. Pek münasip, ben de geleyim. Sen otur Yusuf. Gideyim ona iki çift laf edeyim. Pek münasip amca, ben de edeyim. Sen otur Yusuf. Paşa paşa diyeyim. Senin hesabın benimle. Düş esnafın yakasından diyeyim. Ben de diyeyim. Sen otur Yusuf. Otur bakalım damat. Emin yerdesin. Aklın yerine gelene kadar dinlen. Otur bakayım. Hasan. Yusuf sana emanet. Yanından ayrılmasın. Başım gözüm üstüne Yakup Usta, merak etme sen. Ah oğlum ah. Gideyim gelin de şu oğlanı bir hekime gösterelim Hasan. Zavallı oynak akılla kalmasın böyle ilelebet. Yürü be Yakup Ustacığım. Büyüksün. Yakup Usta. Paşayla eski defterleri açıp da iyice hasım olmayasın. Bu cezayı bir şekilde biz öderiz. Ama bu çarşı Yakup Ustasız olmaz bilesin. Eyvallah. Hadi bakalım hayırlısı. Kız Hatice abla, nasıl oldu Yusuf? Aklı yerine geldi mi, hatırlıyor mu sizi? Bir de bunu anlat derdini şimdi. Anne, yeter abla Yusuf. Ay, sinek, sinek varmış, onu kovaladım. Yeter abla, sen Yusuf'u gördün mü acaba? Şişt! Yeter abla, Yusuf'u nereden görsün canım? Aa, ayol ben nereden göreyim Yusuf'u? Yusuf evde değil mi yoksa? Babasıyla dükkana da mı gitmedi? Yusuf evden mi kaçtı yoksa? Ve birinin kendi durmaz, birinin çelesi durmaz. Tövbe yarabbim, bir de şimdi bu da izah et. Derdim bana yeter, yeter hanım. Yusuf daha önce kaçmadı ki. Zindana düştü çocuk. Ay, çocuğun adını kaçağa çıkaracak. Kızım, öyle zor şeyler söylemeye çalışma. Yani ne bileyim, daha kolay bir şey söylemeye çalış. Misal, dede de bakayım. Dede. Ah, yoksa yavaş yavaş açılıyor mu kızımızın dili paşam? Açılıyor galiba. Şimdi bir de ne? Afet de bakayım. Gene olmadı yahu. Ay, ne olacak bu çocuğun hali paşam? Kör olası çakur yabani. Haklısın, haklısın canım kardeşim benim, haklısın. Ay. Ne dedi, ne dedi? O meseleyi hiç açmayalım diyor babacığım. Korktukça dil daha da dolanıyormuş kardeşimin. Bu yabani meselesini mi? Aşk olsun hamiyet. Gördün mü yaptığını? Yahu kız korkuyor. Ben de korkuyorum paşam. Paşam, hatta ondan daha çok korkuyorum paşam. Bu kız bu halde kalırsa evde kalacak diye korkuyorum. Zira konuşabiliyorken bile pek makbul değildi paşa mahdumlarının nezdinde. Dur yahu. Hekim zamanla her şey çözülür dedi. İnşallah. İzdivaç, izdivaç dediniz, kafasının etini yediniz çocuğun. O da çareyi kaçmakta buldu demek. Peyami de böyleydi. Peyami de kim? Rahmetli ikinci koca. Onu da evlendirmek için çok ısrar etmişler. O da çareyi kaçmakta bulmuş. Ama bana kaçmakta. Adamcağız 3 senede kurudu gitti rahmetli. Mukadderat, mukadderat. Demek kaçtı sizin oğlana. Kime kaçtı acaba? Birine kaçtığını nereden çıkardınız ki? Sus kız, sen karışma. Hadi söyle Hatice abla, kime kaçtı söylesene. Yeter hanım, yeter ama. Kaçan eden yok, laf çıkarma sen de. Hasan oğlumun kafasına verince odunu, aklı gitti çocuğun. Yoksa Yasemin'i çok seviyor benim oğlum. Öyle aklı gittiği için öyle oldu. Yasemin'i bırak, babam bile hatırlamadı. He? Aa, ayol, akıl unutsa gönül unutmaz be. Ah. Buraya yazıyorum bak. Bu çocuk bu kızı istemiyor. Aa, yeter ama yeter. Aa, istemiyor ayol. Zorla mı? Yeter. Şş.
Ya hala ne bekliyorsun? Açsana kapıyı Yenikah ya. Biraz bekleyelim. Çalar çalar gider. Behzat kapıyı aç. Of Behzat kapıyı aç. Behzat kapıyı ört. Behzat gulyabani vur. Üşüdük üstümüzü örtsene Behzat. Behzat, Behzat, Behzat. Bıktım artık ya. Bu kahyalık işini ben hiç sevmedim. Öyle mi? O zaman bu durumu paşamıza izah edelim. Paşamız verdiği cezayı görevden kaçtığını öğrenince ne diyecek bakalım? Tamam açıyorum. Eski kahya yeni jurnalci seni. Açıyorum. Evde yokuz. Niye kapattın kapıyı be adam? Sen de benim gördüğümü görseydin sen de kapatırdın. Kesin hırs çıkacak paşam. Yanlış bir Allah. Aç şu kapıyı. Açamam, açamam. Allah'ım aç dedim ben. Aç dedim. Açamam dedim. Aç dedim. Açma dedim. Bana bak. Sana emrediyorum kapıyı aç dedim. Tamam, açıyorum. Ama paşamızın tepesi atarsa sen hesap verirsin. Görürsün gününü. Siz misafirlere böyle mi yapıyorsunuz? Hiç şaşırmadım. Kusura bakmayın efendim. Çağır o paşanız olacak Cevdet'i bana. Cevdet mi dedin? Paşa mı dedin? Onu dedim tabii. Al işte felaket girdi evden içeri. Ben hiçbir şey anlamadım yahu. Sen anlamazsın. Paşa'yı göreceğim ben. Siz şöyle istirahat buyurun. Ben yeni kahyayı gönderip çağırtayım efendim. Evet evet. Yeni kahyamız gitsin çağırsın. Allah'ım yarabbim yeni kahya çalışın hadi git paşayı çağır. Bana mı dedin? Sana dedim. Artık kahya olarak bu yeni görev senin görevin. Sen haber vereceksin. Olmaz. Yapamam. Emirlere karşı mı geliyorsun? Paşamıza durumu izah edersin. Yakma beni. Yaktım bile. Hadi yürü. Yürüyemem. Yürü dedim. Yürüyemem. Yürü dedim. Bu bacaklarım tutmuyor. Ya çağırın paşayı Allah Allah. Hatta ha ga ga ka. Ne dedi? Ne dedi? Dedi ki annem hiç merak etmesin dedi. Ben bülbül gibi şakısam dahi dünyalar güzel ablam dururken zaten bana sıra gelmez dedi. Hata gattara gata ta ka gat hatta. Kat kat ta ka ka ta ka ka kat kat ka ta ka. Ne tere mene ne ne ne. Çok ayıp, çok ayıp. Babamın yanında ettiği lafa bak. Ne dedi? Kızlar yeter ama artık kavga etmeyin. Bak babanız çok kızar sonra. Kızarım tabii. Kızdım bile. Tabii. Çünkü kavgadan hiç haz etmem. Hiç haz etmem. Keşke kavgadan azıcık haz etseydiniz paşam iyiydi. Ne diyorsun sen Behzat? Diyorum ki bir misafiriniz var. Ama asabiyseniz göndereyim gitsin. Dur dedim Behzat. Kim geldi ki? Önemli biri değil. Yol vereyim gitsin ben. Dur dedim Behzat. Paşamız dur dedi Behzat. Bir seferde söyle. Kim geldi? Kim? Lafı geveleme. Bir seferde kardeşim. Kızdırma paşamızı. Yakup. Çağrılmadan gelen Yakup. Çağrılmadan gelen Yakup Terzi Usta. Terzi Yakup mu dedin? Demez olaydım. Yusuf'un babası. Buraya kadar mı gelmiş? Ne istiyormuş? Sizinle görüşmek istiyormuş. Ama ben dedim ki paşamız dedim istirahatte dedim. Sen paşamızı istirahatteyken rahatsız etmeye utanmıyor musun dedim. Bire gafil dedim. Bire zındık dedim. İyi demiş miyim acaba? Dememişsin. Sen beni niye taklit edersin bana densiz? O zaman kovayım gitsin ya. Kovma! Odamda beklesin. Kahvemi içip geleceğim. Emredersiniz. Yakup Usta Paşa'yı ikna eder mi dersiniz? Ben edemez derim. O pasa Nuh der, peygamber demez. Bence siz o işten umudunuzu kesin. Allah korusun. Bir de şu ne olduğunu bilmediğimiz husumet meselesi var. Hiç umutlanmayalım mı yani? Hiç. Evimde hiç.
Karadeniz'de kemiklerim batsa bu kadar üzülmezsin. Çıkmadık candan umut kesilmez. Sen de kendi derdin olmayan derde turp suyu sıkma Danyal. Bir hal çaresi bulunur elbet İdris. Of, ben sustum. Hadi cezayı o dedik diyelim. Benim uşaklar ne olacak? Ekmek tamam. Ben onu kendim fırında yaparım. Ama yanına nereye bir şey... Nereye Yusuf? İşte ayak yoluna. Dur bakalım. Seyit Ali. Buyur abi. Yusuf'a eşlik et. Peki usta. Sağa sola bakıp takılıp oyalanmayın. Hemen abi. Elif sen de bir hoşsun yani. Yeter hanıma öyle laf verilir mi? Anne kadının bilmediği şey yok. Belki Yusuf'un nereye gittiğini de biliyordur dedim. Ne var? Yusuf kaçtı diye laf çıkaracak şimdi. Sağır Sultan bile öğrenir artık. Yusuf'un ortalarda olduğu bilinmese daha iyi değil mi anne? Belki bir duyan gören olur gelir haber verir bize. Kızım oğlumun adı meczuba mı çıksın yani? Ay sonunda Yasemin de almayacak o olacak. Sen de pek sakinsin abla maşallah. Ne yapayım? Ortalığı velveleye verince Yusuf bulunacak mı sanki? Belki bulunmayacak ama... Senin de Yusuf'la Yasemin'in izdivacı olmadı diye bir zil takıp oynamadığın kaldı yani. Anlamadım sanma. Elif, sen ne için konuşuyorsun ablanla öyle? Ha, doğru söylüyorsun vallahi anne. Elif kız, sen ne biçim konuşuyorsun ablanla? Ayıp değil mi? Hı? Ne? Yalan mı? Zaten istemiyordun olmadı işte. Hayır, ben pek dertlenmiyorum. Yusuf başının çaresine bakacak kadar akıllı çocuktur. Hı? Akıl mı kaldı kızım oğlanda? Kafasına yiyince odunu, aklı uçtu gitti çocuğum. Ay belki de gitmemiştir. Ne? Tabii aklı başında değil şu anda. Ay ben de en az sizin kadar merak ediyorum ama renk vermiyorum. Kız Vesile. Sen demin çok fena renk verdin gibi. Verdi, verdi. Bana da öyle geldi. Hayır yani sen sanki bir şey biliyormuşsun da bize söylemiyormuşsun gibi. Hadi anlat kızım. Hadi anlat, anlat. Yumurtla. Hadi abla yumurtla. Hadi kızım. Hadi kıt kıt kıt. Hadi. Ay hani tavuk muyum ben? Bir maruzatım varsa her anda bakalım. Yok eğer lüzumsuz bir mevzu ise beyhude meşgul etme çünkü ziyadesiyle meşgul bir adamım. Benim sana söyleyecek şahsi bir maruzatım yoktur paşa. Buraya aynı çarşıyı paylaştım esnaf için geldim. Esnafa şu aklı beş karış havada alık esnaf. Zaten buraya temsilci olarak seni gönderdiklerine göre ne kadar alık oldukları da belli. Benim sana husumetim bakidir paşa. Sen de benden haz etmezsin bilirim. Ama esnaf ise mevzu bahis, ikimizden gayrı onlar için konuşalım. Zira gaflete düşmüş, dolandırılmış olabilirler. Ama hepsi namuslu insanlardır. Verdiğim bu ceza çok ağırdır paşa. Esnaf dediğin cevval olur. Hesabını kitabını bilir yahu. Paşa dediğinde adil olur. Kim mağdurdur, kime ceza kesilmesi gerektiğini bilir. Gelme! Pek sevgili paşamız, duydum ki misafiriniz var. Ben de size kahve pişirdim. İkram, ben sana ne dedim? Baklava yapma dediniz, ben de kahve pişirdim bu sefer. İkram, ben sana gelme demedim. Ama 40 yıllık hatır vardır diye şey ettiydim. Yahu sende 40 paralık akıl yok be adam. Çık dışarı. Ama şimdi bu kahveler ne olacak? Safi ziyan. Ekrem! Çık dedim be adam. Çık! Peki efendim. Peki efendim. Kahve sizin, ziyan sizin. İkram ne karışır? Elif,
Bıraksak mı? Ay vallahi bayılacak kız birazdan. Bırakamayız anne. Ne biliyorsa anlatsın. Konuştu da abla. Söyle. Ay Maria'ya gitti. Maria'ya gitti. Maria'ya mı gitti? Maria'ya gitti. Neden Maria'ya gitti? Nedeni var mı yol? Anlamadınız mı hala? Yusuf ile Maria kaçacaklardı ondan. Yasemin'le evlenmesin diye aklı gitmiş gibi oyun yaptı size. Kandırdı, kandırdı sizi. Ay. Bizi. Bizi kandırdı. Oh gidi Yusuf. Bana işimi öğretmeye kalkma Yakup. Ben o cezaları keyfimden vermedim. Esnafın nizamı için gerekliydi. Senin karşında dünkü çocuk yok Cevdet. Paşa. Bak hele. Benim karşımda kim varmış? Sen kendini fasulye gibi nimetten mi sayarsın? Terzi Yakup. Evet. Ben terziyim. Sen de paşasın. Paşa demek verdiği kararları alelacele uygulamak mı demek? Elbette değildir. Sen ne sanıyorsun? Haddini bil. Bak. Paşa. Koca adamsın. Tahsil etmiş paşa olmuşsun. Sultanımızın sana bahşettiği bir ünvan var. Hadi benim dükkanımı kapattın, kapat. Ama esnafın ekmeğiyle oynama. Esnaf, müşterinin kafasında fırıncı küreği parçalayacak. Defterden, kitaptan haberi olmayacak. Esnaf, dükkanını kafasına göre açıp kapayacak. Olur mu öyle şey yahu? Belli ki işleyen çarkı bozmuşsun. Gelip ayağını sürüyünce olmuş bu aksilikler. Sen ne biçim konuşuyorsun Yakup Efendi? Haddini bildiririm, dikkatli ol. Senden korkacağımı mı sandın Cevdet? Yukarıda Allah var. Ben onun dışında kimseden korkmam. Bunu anlamadın mı hala? Zaten buraya gelirken insaniyet beklemezdim. Hiç de şaşırmadım. Ne saraylar, ne krallar, ne şansölyeler gördüm de. Şu konağa bir türlü yarınamadım şetaret onu. Aa sıkmayın canınızı İkram ağa. Paşamız çabuk hiddetlenir ama çabucak da bağışlar. Ne yaptıysam yarınamadım kendisine. Baklavamın tadına bile bakmadım. Bir acı kahvemi tatmadım. Acı olduğunu bildiğindendir. Niye tatsın ki? Efendim? Yani ben ona bütün maharetlerimi süpürge ettim ama takdir. Nerede takdir? Yok. Yani neticede paşamızın yanına gelen misafir niye gelmiş ha niye? Vallahi kapıdan dinlediğime göre yani şey yanlarındayken anladığıma göre esnafın bir derdi için gelmiş bu adam. Hmm, demek öyle. Paşa Efendi Hazretleri bütün esnafa ceza kesmiş. Aa bak bak bak. Bu adamın da dükkanını kapatmış galiba. Aa. Demek affetmedi ha Cevdet Paşa. Affetmedi. Vah ki vah. Ben dedim. Vallahi billahi dedim. Daniel! Sustum. Ben insafa gelmeyeceğini biliyordum. Maksat gidip içimi dökeyim dedim. Helal olsun Yakup Usta. Benim yerime de konuşmuşsun vre. Borç ödenmiş gibi rahatladım. Ah, borç lafla ödenseydi paşadan alacağımız var idi. Selamun aleyküm. Babur. Aman usta. Birek dövsün birek. Bu sefer hak etti o. Hepimizi yaptı o. Paşaya madara etti. İtibarımızı paraladı. Gel bakayım sen şöyle gel. Kavga seyri için mis gibi şerbetim var. İsteyen var mı? Ulan babur. Sen hangi yüzde geldin ulan buraya? Özür dilemeye geldim Mangal Hasan. Ne dedin? Özür mü dedi? Öyle dedi. Saklan saklan nereye kadar dedim. Ben siz olmadan yaşayamam. Beni bir temiz dövün de bu hesap kapansın. Helal olsun be. Attam tipin adam. İlk tokadı ben atacağım sağ babür. Seve seve İdris. Seve seve. Aa Yusuf. Sen ne yapıyorsun? Ne arıyorsun burada ya? Yakup baba kimdi bu? Yakup değil oğlum. Yakup, Yakup. Bu da senin arkadaşın Babür. Hani hayta olan var ya. Şimdi bizden çok temiz bir dayak yiyecek. Ha doğru bizim eve gelmişti. Doğru.
Hadi ağlar. Ben hazırım. Benim ağzımı burnumu bir güzel kırın da bu iş bitsin. Davranmayın ağalar. Şimdi sana tüm esnaf adına öyle okkalı bir tokat aşk edeceğim ki. Lakin 40 yıl çıkmayacak ulan onun acısı. Sakın ölme. Yapma Hasan. Hasan yapma. En son şiddet gösterdiğinde arada oğlum zayi oluyordu. Kaba kuvvetin ucu bize de dokunuyor. Dur karışma Yakup Usta, gözünü seveyim. Hem dayak cennetten çıkma derler malum. Hazır kendi ayaklarıyla gelmiş buraya. Bak kaşı ayrı gözü ayrı diyor. Beni paralı Hasan abi diye. Bırak da hepimiz adına güzel bir kaşıyım şunu ha. Ölme ulan. Tokat'ı şerbet eşliğinde izlemek için son fırsat. Tokat Atel'e de söyleyeceklerim var. Sen hala konuşmaya utanmıyor musun ulan? Hesap sorma Hasan. Önce Tokat'ı indir, sonra hesap sorarız. Hadi. Bu arkadaş çok akıllı gibi durmuyor ama bence bir dinleyelim derim. Ben de merak ettim ne diyecekmiş. Hasan bırak tekmeyi Tokat'ı da çocuk bir konuşsun. Babi konuş. Cezayı nasıl ödeyeceğimizi buldum da onu söyleyecektim. Ha? Nasıl ödeyecekmişiz bre? Ke saçma sapan konuşacak. Boş verin. İndir hadi Tokat'ı. Bir önce de vur gitsin. İzleyeceğimiz Tokat'tan da olmayalım. İyi tamam vurursanız vurun. Ben de Tokat'ımı yerim sonra da giderim. Cezayı da siz ödersiniz kendi başınıza. Dur Hasan dur. Konuştun bir çocuk. Konuş ulan. Anlat nasıl ödeyecekmişiz cezayı. Anlat ulan babür. İmece usulüyle. İmece mi? Ne koydun oraya? Söyleme. Bana bak, eğer yine abuk subuk bir yemek yapar da paşamızın midesini yakarsan ağzından alevler çıkar. O alevler gelir beni yakar, ben de seni yakarım. Hep beraber yanarız. Hiç merak buyurmayınız. Bu Frenk illerinden öğrendiğim gizli bir tariftir. Bu yemeğe kimse hayır diyemez. Anladık da bu horoz mudur, tavuk mudur? Bıldırcın mıdır, keklik midir? Ne eti bu? De la surprise. Danı mı kestiniz? Hayır Hacı Cavcav, dana kesmedik. Sürpriz sürpriz. Bu akşam karnınız bayram edince anlarsınız sürprizi. Karnım acık diyecek bir şey var mı? Buyur. Gel. Gel pisi 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 gel. Piti piti. Dar piti piti dar. Ay ilahi Dilber, biti biti de ne? Hadi al bana. Piti piti. Ha, sen gel pisi pisi diyorsun. Anladım. Ama istersen sen sus da ben çağırayım. Şimdi biti biti deyince hayvan anlamaz. Hani geleceği varsa da gelmez çünkü. İşte suçlu bulundu. Ha, tata. Tata da tata. Yine ne yapmışım? Nerede bizim kedimiz? Hadi adam tata. Ben nereden bileyim? Kesin senden kaçmıştır o. Tete. Pisi pisi. Gel. Gel. Olabilir. Biliyor musunuz? Ben köyümdeyken her akşam kedi yerdik. Tabii, tabii. Sezdi tabii bunu hayvan. Sezgili hayvan ya bu. Sezdi onu yiyeceğimi, bak kaçtı gitti. Görüyor musun? Koş, koş Dilber. Koş kaçalım, bizim kedimizi de yemeden bulalım. Koş. Saf bunlar. Hiç Latife'den de anlamıyorlar. Anlat ulan babür. Ne demek istedin imece derken? Boş konuşacak. Bence de. Tokadı yeseydi iyi de şerbet satardı. Bu babür ne zaman dolu konuştu ki? Hep zarar, hep ziyan.
Susun ya. Anlatsın bir çocuk. Ulen eğer gene dayaktan kaçmak istederdin, cezan katlanarak artıyor bilesin. Yok, ondan değil de yerim dar. Yerin mi dar? He. Yani çarşının ortasında anlatsam da bütün esnaf dinlese, ben anlatsam esnaf dinlese, esnaf dinlese ben anlatsam. Bence tokadı yese daha iyiydi Hasan Ağa. Lan ya, ayıp ya. Bütün esnafı ilgilendiren mevzuyu bütün esnaf dinlemeli. Peki ulan, buna da tamam. Ama Yakup Usta, eğer aykırı bir lakırdı ederse bu sefer elimden almak yok, söz ver. Züleyha! Dadı! Ne yaptın? İkram'a ile konuşabildin mi? Yakup Usta niye gelmiş? Yusuf için mi acaba? Yok yok, Yusuf için değil Züleyha. Amcan esnafa ceza kesmiş. Ne? Yakup Usta'ya da mı ceza kesmiş? Ay evet, hem de ne ceza? Adamın dükkanını kapattırmış ayol. Ya acaba Yusuf'un buraya geldiğini, benimle alakalı olduğunu öğrendi, kasten mi yaptı dadı? Böyle bir şey yapar mı? Vallahi mümkündür. Onca yıldır şu konaktayım, ben böyle bir ceza görmedim. Benim yüzümden şimdi insanların dükkanları mı kapandı? Ağalar! Beyler! Esnaf kardeşlerim! Boş durmayalım. Hazır dinlerken şerbet içelim. Var mı şerbet isteyen? Daniel! Sus lan! Sen de boş lakırdığı kes bre. Mevzuya gir. Tabii. Diyorum ki... Bu zorlu günlerde birbirimize kenetlenerek açacağız bu zorlu günlerimizi. Ula ben de bir şey diyecek sandım. Kenetle şunun yüzüne bir tane. İşte böyle kenetlenmekten bahsediyorum. İdris sözümü kesme. Ben dayak göz alarak gelmişim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Nasıl olacakmış bu İsviri? Manavdan karpuz taşır gibi ama. Karışmayın, anlatsın yahu. Kenetlenerek, birleşerek atlatacağız bu günlerimizi. Biz de o kadar akçı olsa kendimiz öderdik zaten. O zaman daha çok akçı kazanmak için satışları artıracağız. Bu nasıl gerçekleşecek? İmece usulüyle. Misal, İsfandan kunduru alanı 5 akide bedava olacak. Yok ya, ben kimse bedava akide vermem. İyi de senden de bir okka akide alana bir ekmek bedava olacak. Yine geldi, beni vurdu kafasız. Oy talihsiz başım. Ağalar, kimse bedava mal vermeyecek. Herkes birbiri için hediye vermiş olacak. Bu çocuk akıllı bir çocuk. Yani tanımıyorum ama akıllı bir çocuk. Yani böyle olursa ahali başka çarşıya gitmez. Olmaz, tutmaz bu iş. Daha çok zarar ederiz. İn ulan oradan aşağı. Ya da inme, ben şuradan Allah ne verdiyse dur, bir tane geçireyim dur, sana. Dakika. Dur Hasan, dur. Olacak iş değil ama bu Babür akıllı bir laf eder. Daha neler? De kıyamet alameti. Babür diyor ki bedava sirke baldan tatlıdır diyor. Evet, öyle diyorum. Yani diyor ki müşterilere küçük hediyeler vereceğiz diyor. Ağızlarına bir parmak bal çalalım diyor. Çalalım! Bal çalalım! Bunun ipiyle kuyuya inilmez arkadaşlar. İnanmayın. Başka çaremiz mi var bre? Sanki benim aklıma yattı. Şey benim de. Yani benden şerbet alana kasaptan pizzola bedava olsa benim işler pek bir açılır. Denemekten zarar gelmez ağalar. Yani bence haydi imece usulüne. He! Esnaf kardeşlerim! Canlarım! Ciğerlerim! Kazamız mübarek olsun! Haydi dağılın! Bindik bir alamete. Akıbetimiz hayrola. Hadi herkes işinin başına. Haydi bakalım hayırlısı. Hadi hayırlısı. Oğlum senin de aklın başında mı değil mi? Bir türlü anlayamadık. Siz kimdiniz amca? Amca değil oğlum. Baba. Ay doğru ya baba. Evet pardon baba. Hadi yürü. Nereye lan? Baba çağırıyor. He tamam baba. Selametle. Ne diyeceğiz babana şimdi peki? Ay daha kaç kere söyleyeceğim anne? Yusuf aşkının peşinden gitti diyeceğiz. Seni yol verdin nasıl diyeceğiz acaba? Kızım sen ne biçim ablasın? Gitme, gidersen baban kahrından ölür diyemedin mi? Diyemedim. Kalırsa da Yusuf kahrından ölür idi. Allah korusun. Allah esirgesin oğlumu.
Elif, kapıya bak, çabuk çabuk. Ay inşallah Yusuf dönmüştür ya Rabbim, inşallah. Ya niye dönsün ki? Bir türlü anlamadınız şu çocuğu. Böyle konuştuğuna göre yarın öbür gün sen de kaçacaksın demek. Eğer aşkı bulacak olur isem neler yapacağımı bilemem. Kendime kefil olamam. Aşk bu anne, aşk. Efendim, permite madde u presente hono. Başlangıç olarak tarhana çorbası. Ardından et yemeğinin yanında kestaneli bulgur pilavı. Et olarak ne var? Şansölye'nin sarayında tedris ettiğim çok özel bir tarif. Paşa Efendi Hazretleri, ağzınıza layık. Mon diyor. Sen de hep mon diyor, mon diyor. İçinde ne var onu söyle. Behzat! Senin burada ne işin var? Efendim, kahyanın yeri paşasının yanıdır. Değildir. Bir kahyanın yeri işinin başıdır. Hem burada eski kahya, yeni vekili harç Yahya duruyor zaten. Ama paşam, yani koca sofrada bir tek benim minik kardeşim mi fazla geldi yani? Baksanıza üzülüyor. Paşam, ben üzülünce ablam da üzülüyor. Ablam üzülünce ben daha çok üzülüyorum. Behzat cezalı. Kararımdan dönmekten de hiç haz etmem. Hiç haz etmem. Aşçı, bizim kedimiz nerede? Ben de sabahtan beri kendisini arıyorum, küçük hanımım. Kaçmış demek ki. Hanım bak kim geldi. Aşk olsun sana çocuk, aşk olsun. Allah sevdiği kulunun eşeğini önce kaybettirir, sonra buldururmuş. Bu bizim eşeğin kaçıncı kayboluşu, kaçıncı bulunuşu ben sayamadım. Yusuf, bu sefer anam fena kızmış. Bir daha ortadan kaybolma. Ben ne yaptığımı biliyor muyum amca? İşte ortalıklarda avare gibi dolanıyorum. Oğlum bak, bu kız da çok üzüldü sen ortadan kaybolunca. Öyle mi? Üzülmeyin hanımefendi. Nişanlın Yasemin o. Aa! Çok memnun oldum efendim. Aklı hala yerine gelmemiş mi? Bir kendine soralım bakalım. Aklı yerine gelmiş mi, gelmemiş mi? Belki de hiç gitmemiştir. Maalesef gelmemiş. Üç vakte kadar bekliyoruz inşallah. Daha iyice misin kızım? Biliyorlar mı? Vekili harçlık sana büyük gelmişti. Ama sen kahyalıkta da tutunamadın Behzat. Kahyalık zor zanaat paşam. Herkesin harcı değil. Hele Behzat'ın hiç değilmiş. Kardeşim rencide oluyor paşam. Çok rica ederim. Seni arabacım yapacaktım ama sana bir şans daha veriyorum. Kediyi buldun buldun. Bulamadım. Bulamadın, alırsın eline kaşağı, atları tımar edersin. Ama ben atlardan korkuyorum. Paşam hatırlarsanız kardeşime at ısırmıştı. At mı ısırmıştı? Ya. Hayır efendim. Kardeşin atı ısırmıştı. At da kardeşini tepmiş idi. Ve çok iyi etmiş idi. Karakterli atmış yahu. Şimdi bir dakika. At başlatmıştı ama lütfen. At başlatmıştı. Buyurun. Hadi bakalım buyurun. Değişik bir etmiş bu yahu. Değişiktir efendim. Pek. Yemeyin paşam! Paşam! Paşam yemeyin, paşam yemeyin! Ayık! Ne oluyor ha? Ne oluyor? Hiç kimse yemesin, herkes bıraksın yemeyin. Yoksa yemekte zehir mi var? Yine mi zehir? Vallahi tuzdan çok zehir kullanılıyor bizim yemeklerde. Zehir mi? Ne zehir efendim? Zehir mehir yok. Daha fenadır paşam, daha fenadır yemeyin. Bırak dedim. Bırakmam. Bırakmam. Bırak. Gördün mü ne yaptığını Behzat? Paşam, bu et
kedi etidir. Mon diyor. Ay. Tedi, yat hadi kapata Tedi. Tabii, kediye ben yol vermediğime göre kedi nerede? Ahçı alıp pişirdi. Baba, hepsi Maria'nın suçu. O köyde gelip kedi eti yermiş. Ay rezalet, rezalet. Belli ki Ahçı Maria için yaptı bu yemeği. Var mı? Ben Latife yaptım onu. İkram, çabuk söyle bu et ne etidir. Yoksa derini üzülür, kaynar kazana attırırım seni. Yandım. Bu sefer gerçekten yandım ben mor diyor. Bu kedi eti midir? Haşa Paşa Efendi Hazretleri. Ne kedisi? Bu tavşan etidir. Ben size tavşan yahnisi yapmıştım Fransız'ı sonra. Neyse ki tavşanmış. Değil mi? Yoksa yine kabahat benim üstüme kalacaktı. Senin en büyük kabahatin bu konağa yerleşmek. Behzat! Gördün mü? Yine ortalığı boş yere felveleye verdin. Paşam onun tek niyeti sizi uyarmaktı. Evet, bunda da başarılı oldum. Yani ne olduğunu bilmediğiniz bir eti yemediniz. Ya püsük eti olsaydı? Kes Behzat! Vallahi size kızmıştım hanım ama. Neyse ki Hasan bulmuş getirmiş sağ olsun. Hem de nerede? Ta Aynalı Konak'ta. Ah yok mu o? Tesadüfen denk gelmesem kahveden gene kaybolacaktı. Ne işi varmış ki acaba Aynalı Konak'ta? Ne sebeple gittiğini kendisi de bilmiyor ki. Ya vah vah. Aklı yerinde değil ki garibimin. Yusuf. Hı. Oğlum. Say sen neden gittin Aynalı Konağı? Aa. Ben Aynalı Konağı mı gitmişim? Al işte. Al işte. Hayret. Hayır, onca konak varken sen git, babanın en sevmediği konağın bahçesine gir. Görüyor musun? Bir tesadüftür olmuş işte Elif, üstelemesene. Ya ya. Hayır, Allah vere de paşayla denk gelmemiş. Hey, Allah korusun kızım. Benim merak ettiğim, kime denk gelmiş acep? Hani şu paşanın bir yeğeni vardı ya Yusuf. Ona mı denk geldin acaba ki? Sana ne Elif? Vallahi bildin Elif. Allah. Hasan'ın anlattığına göre konağın bahçesinde paşanın yeğeniyle konuşuyormuş. Bak sen. Artık ne konuşuyorsun? Ne konuşuyordun oğlum? Kiminle? Paşanın konağında paşanın yeğeniyle konuşuyormuşsun ya. He. Ne konuşuyordun oğlum? Kiminle? Oğlum. Ya varmayın çocuğun üstüne. Aklı başında olsa gider mi o uğursuzun evine? Gider mi hiç? Hiç. İç iç, çorbanı iç. Üstüne de bir bardak su iç sen Yusuf. İnanamıyorum sana Yusuf. Niye? Sen aklını yitirdin diye biz bu kadar evamlanırken, babam gamlanırken sen nasıl bu kadar vicdansız olabildin anlamıyorum. Bana başka çare mi bıraktınız? Yasemin'i sevmediğimi biliyordunuz. Maria'yı sevdiğimi de biliyordunuz. Dedim ben ama dinlemediniz. Al kendini dinle şimdi Elif Hanım. Ayrıca aşk olsun sana Vesile abla. Ben Elif ablamın boş boğazı bilirken senin de maşallahın varmış. E sen ben gidince her şeyi anlat demedin mi? Dedim de kapıdan çıkar çıkmaz mı anlat dedim sana. Ama çok fena maske yaptılar bana. Gıdıkladılar değil mi? Evet. Neyse. Yani ben anneme bütün bunları nasıl açıklayacağım onu düşünüyorum. Hiç boşuna düşünme oğlum. Anne. Lakin bana bunu izah etmenin hiç mümkünatı yok. Akılsız oğlum. Sen babanı hiç mi düşünmedin? Ha? Sen zindana atıldığında yemeden içmeden kesilen adamı hiç mi düşünmedin? Gerçek baban değil diye hırsından mı yapıyorsun? Olur mu öyle şey? Anacığım ben size bunu daha önce de söyledim. Sen beni sütüyle besleyen, büyüten anamsın. Gerçek anamı bir kere merak etmedim, sormadım bile. Yakup babayı da... Babam bildim. Öyleyse. Anacığım, benim tasam size husumetimden değil. Ya? Anacığım benim derdim kendi istikbalimle. Siz mutlu olun diye ben sevmediğim bir kızla mı evleneyim? Çok sevdiğim bir kızı kalbime mi gömeyim?
İstemediğim halde Yasemin'le evlenip hayatını ziyan mı edeyim? Haksızsan haksızsın deyin. Sevmediğim biriyle evlen deyin bana hadi. Aşk bu anne, aşk. Aşk her şey... Nesiyle? Sen sus bakayım. Al kardeşini de gidin odanıza. Ben Yusuf'la ana oğul konuşacağım. Anladığım kadarıyla Yakup Usta ile amcamın meselesi Yusuf'un konağa gelmesiyle alakalı değil. Yo yo, değildir. Eğer öyle olsaydı paşamızın tepkisi pek fena olurdu. Ne yapardı ki? Ha, bir kere bu ne cüret diye Yusuf'u orada parçalardı. Aa tabii. Ondan sonra da sen benim yeğenime nasıl göz koyabilirsin bre diye ortalığı yakar yıkardı vallahi. Ya. Tabii canım. Paşamız bu konularda çok hassastır. Kızlarına gelecek talipler konusunda da pek dikkatli. Gerçi Afet'le Dilber'e pek talip gelmiyor da Allah'tan adamcağız öfkelenmiyor. Ne olacak şimdi bu iş? Acaba Yusuf bir daha konağa gelir mi ki dersin? Vallahi orasını bilemem. Ama bu çocuk her defasında kaçıp kaçıp sana gelmedi mi? Belki bu sefer babası işi sıkı tutuyordur. O gün onu o götüren iri yarı, yarma gibi olan adam. Acaba Yusuf'a bir şey yapmış mıdır? Çok hiddetli görünüyordu. Ay Allah ikiniz hakkında da hayırlısını versin. Ben yarın gideyim bir Yusuf'a bakayım. Gidecek misin? Hı, gideyim bir bakayım diyorum. Belki başı derttedir. Babasının amcamla olan husumetinden dolayı şu an babasına zılgıt diye olabilir. Sen ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirim? Tekrar gidip ailesiyle konuşabilirim. Hı? Ama bu sefer mutlaka beni dinlemelerini sağlarım. Değil mi ki o benim için her defasında ölümü göze aldı? İşte şimdi o zordaysa benim ona yardım etmem lazım. Oğlum, evladım, kuzum benim. Sen sanırsın ki biz senin saadetini istemeyiz. Sen mutlu olma isteriz. Ama şunu bil ki biz senin sadece iyiliğini istiyoruz oğlum. O zaman bırakın benim Maria'ya gideyim. Olmaz. Neden? Çünkü orada saadet yok sana oğlum. Allah. Maria paşanın yeğeni. Paşa babanın can düşmanı. Hadi, hadi tamam biz kabul ettik diyelim. Hadi ettik. Paşa bunu öğrendiğinde seni ister mi? Ha? Konağını kabul eder mi? Seni damat olarak alır mı hiç? Susarsın çünkü haklı olduğumu bilirsin. Oğlum, en doğrusu senin bu kızı unutmam. Kızma bize. Anla bizi. Hadi şimdi dön odana. Ama şunu bil ki biz senin sadece iyiliğini istiyoruz oğlum. İyiliğini. Çekilin değmesin yağlı boya. Yakup amca izin verir misin? Hop. Bu kutuda ne ola ki? Vakti boş durda. Yoksa sen bizi yine mi kazıklayasın? Sakin olun ağalar. Kutu elbette boştur. Ama dolacak. Nasıl dolacak? Sizin çabalarınızla. Mesela bak ne demiştik? Bir kutu pekmez alana, bir acı kahve bedava. Kahve alana ne bedava? Şerbet. Ki şerbet alana? Şerbetin hediyesi olmaz. Sen bir süre böyle çalışacaksın. Ki olur mu öyle şey? Olmaz da böyle şey. Merak etme Danyal'ım, ayarlarız sana da bir şeyler. Ağalar, merak etmeyin ben her şeyi düşündüm. Misal kundura alana bir okka elma bedava. Beş ekmek alana bir yumurta, bir okka lokum alana ıhlamur, manavdan bir okka meyve sebze alana simit samun ve mandıradan kaymakla peynir alana da bir küçük kutu bal bedava. Bizim kızlar da bir şeyler getirecekler elemeyi göz doğru. Ben onları satarım dükkanın önünde. Malum dükkan kapalı paşa emriyle. Babür'ün aklına uyduk gene ya. Hadi hayırlısı. Değil mi ki belayı onun elinden verdi Rabbim? Belki tevahide ondan verir Hasan. Öyle umalım da öyle olsun İdris.
Yoksa bu babürü bu sefer kimse alamaz benim elimden. İyi düşün Hasan, iyi düşün. İyi düşün ki netice iyi olsun. Ha? Madem öyle, günün sonunda ne yapacağız? Kazandığımız akçeler kutuya girer. Günün sonunda toplanan para borcu öder. Hadi hayırlısı. Benim aklım hala yatmadı ya. Yatar Hasan, yatar. Aceleye mahal yok, yatar. Ulan bana bak sarı karga. Gene burnumuzu pisliğe falan sokarsın. Bu sefer öyle tokatla mokatla kurtulamazsın bilesin. Bu sefer seni falakaya çekeriz. Ona göre. Ağlar, sakin. Hadi. Hadi herkes iş başına, hadi. 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 Hadi hayırlı işler. Hayır. Hadi hayırlısı. Hadi herkes hayırlı işler. Şu takım tamam. O da tamamsa koy yeterin. Yuh, dantel tarlasına düştük. Bari bir tane tığ verin de bana, ben de iki tane bir şey terleyeyim. Ev kızım olacaksın sen de. Emma Pusta'yız, bari zaman geçer. Sen daha doğru dürüst dikiş bile dikemezsin. Bunlara elin hiç gitmez. Kız Hatice abla, hı? Yusuf niye babasıyla dükkana gitmedi? 10 defa söyledik. Şimdi onun aklı yerinde değil ya. Hı? Şimdi gider mi der, kaybolur oralarda, Allah korusun. Aman! Garibin de aklı yerinde değil ama ben gönderiyorum vallahi. Keşke gitse de kaybolsa bir yerlerde. Nesi var ki garip abinin? Hiç. Her zamanki sümsük halleri işte. Of. Hadi kızlar, hadi, hadi. Toparlanın da götürün bunları babanıza, hadi. Anne sen gelmeyecek misin? Ben Yusuf'la kalacağım. Oldu olacak, kapıyı da üstüne kilitli ki kaçamasın. Hatta bir de zincire vur. İyi fikir. Merak etmeyin, ben sizi üzmem. Bana bunca yıl emek vermiş anamla babamı bırakıp da gitmem öyle. Pıs 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 pıs. Pısı 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 pısı. Nerede bu büsük? Şu konakta bir kedi kadar değerim yok. Koskoca paşanın kayınçosunun düştüğü hale bak. Kedi avcısı. Pısı pısı pısı. Pıst pıst. Neredesin püsük? Pıs 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 pıs. Gel, gel yavrum. Gel, babana gel. Pıs 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 pıs. Benim şimdi aklım Yusuf'ta kaldı. Ben gideyim Yusuf'a bir bakayım. Sen beni konakta idare et, olur mu? Tamam da çok dikkatli ol, tamam mı? Tamam, hadi. Olur böyle vakalar. Kahya Behzat yakalar. Korkuttunuz beni Behzat Beyciğim. Nereye böyle? Çarşıya. Kalfa dururken sen ha? Şey dedi, konakta dedi biraz işim var dedi. Ben de dedim giderim çarşıya, sana yardım ederim ben dedim. Benim de bahçede işim var. Bana da yardım eder misin? Tabii. Çarşıdaki işim bittikten sonra size de yardım ederim Behzat Beyciğim. Ben de seninle beraber geleyim. Belki de yolda rastlaşırız. Kime? Püsüke. Şimdi amcam sizi konakta göremeyince kızmasın. Yani biliyorsunuz bu durumlardan hiç haz etmez, hiç haz etmez. Kedi yakalayalım derken belki büyük bir fare yakalarız. Zira burnuma pis kokular geliyor. İşin içinde iş var kokuları. Bu vesileyle... Vesile... Vesile... Her neyse, düş önüme. Hı? Gel Ahali, gel! İmece'ye gel! Gel, gel, gel! Sen de kazan, esnaf da kazansın. Ne alırsan hediyesi var. Fırıncıdan şerbetçiye, şerbetçiden lokumcuya, kahveciden kunduracıya. Ne alırsan hediyesi var, gel! Sonra kafanı taşlara vurma, acele et! Satışlar başlasın, herkese hayırlı işler! Hadi! Hayırlı işler! Hayırlı işler! Hadi, hayırlı işler! Thank you.
Daha bu dantelleri dükkana bırakıp konağa gideceğim. Hangi konağa? Aynalı konağa. Aynalı konak mı? Evet. Ne oldu ki? Hiç. Ne olsun ki? Oğlum, sen bugün evde kalacaksın. Bak baban sıkı sıkı tembih etti. Aklın başına gelene kadar evden çıkmak yok oğlum. Hayırdır Yeter Hanım? Neden çağırmış Paşa'nın hanımı seni? Söylemem. Zaten ne zaman baş sıkışsa beni çağırır. Ay! Paşa hanımının sırdaşı olmak da hiç kolay zanaat değil şekerim. Onun sırlarını saklayabiliyorsun yani. Ay hayret. Elbette saklıyorum. Kızı için kurşun döktüreceğini söyler miyim hiç? Hadi, hadi kızlar. Hadi oyalanmayın, hadi. Oğlum sen nereye? Anacığım elinizde bir sürü bohça var. Yani çarşıya kadar yardım edeyim size. Nasıl taşıyacaksınız hepsini? Biz taşırız, taşırız. Sen burada otur, bizi bekle. Bak, kapıyı bacayı iyice sürgüledim. Hiç boşuna kaçmaya çalışma. Vallahi yorulduğunla kalırsın. Anacığım şu meseleyi bir daha konuşsaydık. Duymamış olayım. Ama Maria da bana karşı... Sen bana bunu hiç dememiş ol. Ya hiç dinlemiyorsun ki. Ben de dinlememiş olayım. Oğlum, bak bu sürgüler, kilitler sana güvenmediğimden değil. Dedim ya, gençken insanın aklı başında değildir. Kalbi küt küt etti mi en akıllısı bile suya kapılır gibi kapılıp gider yüreğini o pettirenin peşinden. Ama anacığım... Sen de olmayacak bir sevdanın peşine yanlışa düşmeyesin diye uğraşıyoruz oğlum. Hadi üzme beni, tamam? Ya... Üzme. Tamam. Görebilseydim şu ahu gözlü güzeli. Vesile. Ya Rabbim, bir vesile ol da göreyim şu ahu gözlü Dilber'i. Senin de mi işin vardı terziste? Yo. Yo, sizin? Benim ne işim olacak canım terziste? Zaten paşamız kapattı burayı. Niye burada dikiliyorsak? O zaman ben gidip erzak alayım. Maria! Ben seni burada bekliyorum ha. Erzağını al, gel buraya. Tabii Behzat Beyciğim. Hiç merak buyurmayın. Çabuk ol, tam burada. Burada buluşup konağa beraber gideriz. Bundal on etsun, hediyesi var, ondan değil. İstemez. 10 tane çok. Ula, 9 tane ekmek yiyen aileye, 10 tane ekmek mi çok eli? Çok dedim kardeşim ya. Az kafayı çalıştır da 10 tane ekmek alana 2 de yumurta veriyorum. Sen bana 1 tane yumurta ver yeter. Ama hesap şaşar öyle. 10 tane ekmeğe 2 tane yumurta. Peki, tamam. Hadi öyle olsun. Ha şöyle. Al bakayım. Bizi tercih ettiğiniz için minnettarız efendim. Ulan nerede akilsiz var beni bulayım. Ki kolay gelsin. Şerbet istemem, peşin peşin diyorum. Kesin şimdi bırak şerbeti. Hani muhterem bir bey vardı ya, o geldi. Kimmiş o? Bu Vesile bacının yanında dolaşan biri vardı ya. Ula, nesi muhterem olaymış o şişman şeytanın? Te paşanın yanında dolaştığına göre kesin çok önemli bir mevkidadır. Yok öyle değildir. Ula konağa gittiğimiz vakit gördük ya, alt tarafı konağın kahyası işte. Bana öyle gelmedi. Kılık kıyafetine bakacak olursak te mühim biri gibidir. Peki senden mühim olabilir ama benden mühim bir rakip olamaz. Te sen onu bunu bırak da Yakup Usta sana cevap verdi mi? Yok, hala arpacı kumrusu gibi tuşunup duruyor. Hoş, tuşunacak bir şey yok ya. K
sekiz evi naz evi işte uşağım. Ya sen yaklaş. Sen acaba Vesile bacıyı mı kaçırsan? Ha ne diyorsun? Sen bir düşün. Bir düşün. Nerede bu beceriksiz Behzat? En son kayıp kediyi arıyordu başım. İnşallah o kedinin arkasından dünyanın öbür ucuna gider de biz de biraz rahat ederiz yahu. Nereye gidiyorsunuz paşam? Çarşıya gidiyorum Hamiyet. Ne o? Bir şey mi lazımdı? Yo. Pek telaşlısın da. Ben mi? Yo. Ne zaman geleceksiniz paşam? Sorguya mı çekiliyorum Hamiyet? Canım ne vakit isterse o vakit gelirim. Estağfurullah paşam da hani insan merak ediyor. Yani Hamiyet, bazen paşa ben miyim, sen misin? Merak ediyorum doğrusu. Yani seni tanımasam arkamdan bir işler çeviriyorsun zannedeceğim. Haşa paşam, hiç olur mu öyle şey? O zaman hadi bana eyvallah. Hayırlı günler olsun inşallah paşam. Paşaya hiçbir şey söylemek yok. Yoksa fena bozuşuruz Kahya. Merak etmeyin efendim. Hı. Gel Ali, gel! Bir çift kundura alana, bir okka elma bedava! Ne demiş o? Sen sorasın diye. Senin dilin çok uzamış. Kopartırım o dili. Ben artık senden korkmam. Sen ki konakta vekili hasken, Pasa'nın en has adamı iken sıradan bir kahya olmuşsun bre. Ama hala taş gibi kayınçoyum. Üstelik... Ne üstelik? Yakında sarayda çalışmaya başlayacağım. Paşamızın yanında. Paşamız benden özür diledi. Ya öyle mi? Öyle. İlk işim de benimle uğraşanlardan intikam almak olacak. Demeyiz. Dedim. Kırım yolları taştan İsmail Efendi. Aman Behzat Beyciğim, size yardımcı olabileceğim başka bir husus var mıdır? Kedi lazım bana. Ne kedisi? Böyle tekir, 100 dirhem falan bir şey. İyi de Behzat Bey, o kediden kundura yapacak kadar deri çıkmaz ki. Pis herif. Kediden kundura yapılır mı bre? Sen köpekten de post yaparsın Allah Allah. Bilemedim Behzat Bey. Yani ben ayakkabı için sordunuz zannettiğim. Ayakkabılık değil, sevmelik kedi lazım bana. Sevmelik. Sevmelik. Böyle bıcır bıcır bir şey lazım. Bıcır bıcır. Evet. Bana kedi bul İsmail. Bulacağım. Anne ya. Bari son bir kere Maria ile konuşsaydım. Kızın da aklını karıştırdım yok yere. Kim o? Yusuf. Benim Maria. Maria? Hey güzel Allah'ım. Aklıma gelen başıma geldi. Maria geldi. Yusuf. Açsana kapıyı. Seninle konuşmam gereken önemli şeyler var. Çok önemli hem de çok acele. Açamam Maria. Açamam. Yusuf, senin hafsalan yerinde mi değil mi? Evet. Hafsalan yerinde ama işler yolunda değil Maria. Beni buraya kilitlediler. Kilitlediler mi? Ama neden? Oh bu koku, bu yasemin ve gül kokusu benim sonum olacak. Beni öldürecek bu koku. Bayağı çıldırtacak. Yusuf. Yusuf orada mısın? Niye kilitlediler seni içeri? Sana gelmeyeyim diye Maria. Yüreğime kilit vuramadıkları için bana kilit vurdular. Yüreğim söz dinlemiyor diye. Sana gelmeyeyim diye. Kalbim sana uçmasın diye.